arada bu tür şeylere inanma. Ama yine de söyleyeyim. Karım ne kadar harika biri değil mi? Ne oldu? Zor bir şey mi istedin? Sorun değil. Bir şeyler söylemeyin. Aileme çok iyi tahminler yaptığınızı söylerim. Kaderimde yazılanlara inancım tam. Şivanya ile olduğum sürece hiçbir şey kötü gider. Teşekkür ederim. Hiçbir zaman kimseye bu kadar güvenme. Hatta karına bile. Karım hakkında böyle konuşacaksanız duymak istemiyorum. Gidiyorum. Nişanlım düğünden kaçtığında Şivanya benimle evlenmeyi kabul etti. Şerefimi, itibarımı ve hayatımı kurtardı. İlk kez gördüğüm biriyle bu kadar yakın olabilmek nasıl bir his bilir misiniz? Evlenmek üzere olduğu bir nişanlısı vardı. Çok kötü bir adamdı. Onun hakkında tek bir kötü laf etmedi. O çok iyi biri. Ona yardım edecek kimsesi yoktu. Uzun zaman yalnız yaşadı. Her şeye tek başına göğüs gerdi. Gözlerindeki acıyı hissettim. Bunu görebiliyordum. Geçmişinde büyük travmalar yaşamıştı. Benimle bile paylaşmadı. Tüm bunlar onu güçlendirdi. Bu yüzden insanların acılarını anlayabiliyor ve değer veriyor. Ona kısa sürede kapılıyor insan. Ben kapıldım. Benimle hayatımı kurtarmak için evlendi. Tanrı karşıma onu çıkardı. Hayatımı onun için feda etmem gerekirse seve seve ederim. Bizim ilişkimiz böyle. Ona çok güveniyorum ben. Tahminlerini kendine sakla. Onun hakkında kimse konuşamaz. Hiç kimsenin konuşmasına asla izin verme. Bana ne oluyor böyle? Ben onun yanındayken farklı biri oluyor. Şivanya, bu adama kapılıp amacını unutma sakın. Senin tek bir amacın var. Bir evlilik ve bir görev. Ailenin intikamını al. Bayan Anu, müsait misiniz? Müsaitim. Ah, Bayan Anu, buldum sizi. Boş musunuz? Evet. Şimdi yüzüme rahat rahat bakabilirsiniz. Bayan Anu, ne oldu? Kocanla aranıza ne yazık ki biri girecek. Ama bu imkansız. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Evliliğin tehlikede. Hayatında başka bir kadın var. Bir gün onu senden çalacak. Nasıl? Nasıl çalacakmış kocamı? Kocam çok masum bir adamdır ve sadece beni sever. Gerçekten saçmalıyorsunuz. Sana sadece gördüğümü söylüyorum. Thank you.
aklımı mı kaybettim? Tavni nerede şimdi? Telefonu neden kapatır ki? Tanrım. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Burkuldu. Bileğimi burktum. Topuklu giydiğim için zorlanıyorum. Dikkat et. Dikkat et lütfen. Evet. Tabii. Ne dedin? Sence... güzel miyim? Hem de çok. Gözlerim çok güzel görünüyor. Şükürler olsun. En azından sen görüyorsun. Zaten Suri bana bakmıyor bile. Ben bakarım. Çok romantiksin. Suri çok sıkıcı. Şeleş nereye gitti acaba? O Monisha mıydı? Evet. Ne işi vardı burada? Oluyor. Sen Tanrı'yı aramaya çıkmamış mıydın? Söyle. Şey, onu aradım ama ulaşamadım. Telefonunu kapatmış. Onu tekrar arayacaktım fakat o sırada Suri'nin karısı geldi. Kayıp düştü. Ayağı fena burkuldu. Ben de ona yardım ettim ve sen geldin. Bir şeyler olduğunu düşündün. Şimdi benimle böyle konuşuyorsun. Neden bunları konuşuyoruz? Hadi yukarı gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi yukarı. Hadi. Gel. Ramya'nın şüphe etmesini sağladım. Ben de herkese kaderlerini söyledim. Gözünü dört aç. Şimdi sıradaki hamlemi yapacağım. Oyunu ilerleteceğim Shivanya. Ritik arıyor. Shivanya. Buraya tek başına mı geldin? Falcı kadını getirmeyecek miydin? Şey, otel görevlisi bana burada bekle dedi. Bu oda mı? Sanırım yanlış anladım. Çatı katı solda. Orada beklemeliyim. Anladım. Belki falcı da odayı karıştırmıştır. Doğru odayı bulamamıştır. Sanırım karışıklık oldu. Önemli. Bugün için bir falcı yeterli. Hadi gidelim. Bekle. Nereye gidiyoruz? Şey, sen az önce bana çatı katı solda demiştin. Neden bu tarafa gidiyoruz ki? Bugün falcı kadın insan kimseye güvenmemeli dedi. Hatta karısına bile. Yani bir tehdit.
benim için bir tehdit. Ol ya da ol. Anlayacağım bütün ailemi senden uzak tutacağım. Böylece güvende olurlar. Tehlikeyle baş başa kalacağım. Bilirsin, tehlikeli sularda yüzmeyi severim. Seni özel bir akşam yemeğine götüreceğim. Sen bana çıkalım demiştin, değil mi? Ben mi? Ne sana? Şikayet etmekten vazgeç. Seni yukarıdaki restorana götüreceğim. Ama şimdi gitmek istemiyorum. Her reddedişte gizli bir kabul var. Ben senin kocanım. Hadi gidelim. Şu an Seşer'le burada kalmam daha önemli. Suri buralarda. Bu arada Hint mutfağı mı Çin mutfağı mı? Fark etmez. Fark etmezmiş. Ah, yüzük parmağıma çok bol oldu. Geliyorum, geliyorum. Çok sık oldu, tıpkı benim gibi. Şuraya bak. Yenge, hoş geldin. Buyur, buyur geri bakalım. Kapıyı kapatın. Evet, anlat bakalım. Buyur, buyur, gel. Gel hadi. Bay Suri, falcı kadın nereye gitti? Aa, o gitti, gitti. Oturun hadi, oturun. Size ne söyledi? Saçma sapan şeyler söyledi. Şeleşle, senin arana biri girecek dedi. Evet. Bay Suri, bu arada üçüncü karınızı nereden getirdiniz? Yani o nereli? Amerikalı mı yoksa İngiliz mi? Gayet modern görünüyor. Aynı benim gibi. Değil mi? Gerçekten modern. Kesinlikle. Karınız Hintli. Hayır hayır değil. Hintli değil. Avustralya. O Avustralyalı. Onu oradan getirdim. Onu çok seviyorum biliyor musun? O da beni çok seviyor. Doğrusu onunla tanıştıktan sonra birbiri için yaratılmak neymiş öğrendim. Evet anladım. O çok akıllı biri değil mi? Akıllı değil mi? Ama sence de bizim kültürümüze göre yani biraz fazla modern giyinmiyor mu? Bir düşünsene. Hintli bir kadın evliyse eğer, modern de olsa açıkça başka erkeklerle yakınlaşmaz. Hadi ama yenge, o kadar da değil. O tüm arkadaşlarıma böyle davranır. Ama benden başkasına bakmaz. Asla bakmaz. Çünkü beni çok seviyor, beni çok seviyor. Evet, evet. Ben de onu çok seviyorum. Tabii, tabii. Hem de çok. Görüyorum, görüyorum. Telefonla konuşup yenge, geliyorum. Yenge, hemen gel, geleceğim. Gel, gel, gel. Yenge. Gidiyorum. Daha içecek mi? Yenge, bugün kimi baştan çıkaracaksın? Bu etkileyici gözlerin ve güzel yüzün, yumuşacık sesin ve lüle lüle saçların, bu kırmızı dudaklar tehlikenin habercisi gibi sana çok yakışıyor. Bu ne saçmalık? Aklını mı kaçırdın? Kesinlikle kaçırmışsın. Sen iğrençsin. İğrençsin. Ha? Ben iğrenç mi? Az önce cilve yapıyordu. Şimdi ise bana resmen iğrenç dedi. Bu kadınlar gerçekten çok ahmaklar. Hayır. Aksine çok akıllılar. Beni etkilemenin yeni yolunu bulmuş. Saleş denen arkadaşın. Ne kadar tuhaf biri öyle. Ne oldu? Anlayamıyorum. Ne dedi? Bir şey mi dedi? Söyle hadi. Demedi. İltifat etti. Gözlerime, saçlarıma, üstelik gözleriyle beni baştan aşağı süzmeye kalktı. Tamam, çok tamam. Rahatsız oldum. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bir saniye. Karısı diyordu ki, dediğini anlayamadım onu. Ne diyordu? Diyordu ki, her neyse söylesene. Şeleş sana edepsizce mi baktı? Ha? Yani sana edepsizce mi davrandı? Başka türlü. Evet, çok moralim bozuldu ve çok rahatsız oldum. Şu an ellerim titriyor. Bu insanlar çok iğrenç.
aptallar. Ne kadar kaslısın. Güzel bir masajı hak ediyorlar. Karım yıllardır boşuna yanımda duruyormuş. O bile masaj yapayım demedi bana. Ben güzel masaj yaparım. Tabii istersen. Öyle bir masaj yapacağım ki cennete gitmiş gibi olacaksın. Demek istediğim cennette gibi hissedeceksin. Beni al, istediğin yere götür. Seninle olsun da ben her yere... Ne yapıyorsun sen? Ramya, ne işin var burada? Seninle sonra konuşacağım. Sen anlat şimdi, neler oluyor ha? Omuzları ağrıyordu ve... Sen de masaj mı yapıyordun, öyle mi? Onu yapacak kimse kalmadı mı? Düşündüğün gibi çık değil. Çık şuradan, hadi. Hadi, falcı haklı çıktı. Aramıza birinin gireceğini söylemiştim. Aramıza giren kişi o, değil mi? Ona karşı hislerin mi var? Öyle bir şey yok. Aramızda bir şey yok, yok diyorum. Beni nasıl suçlarsın? O benim peşimden koşuyor. O, ben değil. Ha, öyle mi? Her şeyin farkındayım ben. Beni boş yere suçluyorsun. Bak ben... Başka kadınlar da var değil mi? Utanmıyor musun? Hayır. Bir de kız babası olacaksın. Yeter artık. Diğer kadınlar da karıştırıyorsun. Neler oluyor? Neden böyle tartışıyorsunuz? Geldi işte. Bir de soruyor musun? Cidden mi? Neden kavga ediyoruz söyleyeyim mi bencil yabancı? Sen bunları hep yapıyor olabilirsin ama Ramya, biz yapmıyoruz. Kes şunu. Biz birbirimize sadığız. Dinle, bir daha kocama bakarsan gözlerine oyarım, anlıyor musun? Bırak bakmayı, onu düşünme bile. Pis yabancı. Aklını mı kaçırdın sen? Bu ne saçmalık? Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Delirdin. Ramya yeter artık, yeter. Düşündüğün gibi değil, değil. Neden anlamıyorsun? Bence bakılacak hiçbir yeri yok zaten. Sıska kadın. Peşinden gelirken onu gördüm. Ucuz kadın. Bir saniye. Neler oluyor ha? Burada neler oluyor? Ne oldu? Söyleyin. Dinle beni. Karına sahip çık. Biz gidiyoruz. Onu mutlu edemediğin için bize bulaşıyor. Kapa çeneni. Ne diyor bu? Sevgilim delirdi sanırım. Saçmalıyor sadece. Tamam. Anlamsız şeyler söylüyor. Hallediyorum. Bana bırak, tamam mı? Sen ne diyordun? Söyle bana. Bana söyle hadi, tamam. Bir saniye. O zaman önce ben konuşayım. Evet, ben konuşayım. Tamam. Bana müsaade et. Tamam, ben konuşacağım konuş şimdi. O zaman. Tamam. Karım bana geldi ve ucuz kocanın, yani bu adamın onu taciz ettiğini söyledi. Ona rahatsız edici gözlerle baktığını söyledi. Kocana sahip çık, tamam mı? Tanıyorum. Ben karımı tanıyorum. Karım bana yalan söylemez ha. Karın çok mu dürüstmüş, sor bakalım. Kocamla flört ediyordu. Onun omuzlarına masaj yaparken gördüm, ucuz kadın. Deli saçması bunlar. Sen delirdin mi? O çok anlamsız konuşuyor. Bunlar çok anlamsız. Tamam bebeğim, bir şey yoksa. Ben böyle kadınları çok iyi tanırım. Hey sen sus bakalım, karım hakkında düzgün konuş, tamam mı? Seni uyarıyorum, yoksa sana gününü gösteririm. Duyuyor musun? Hey Suri. Ne var? Yeter artık. Karımla düzgün konuşacaksın. Konuşmazsam ne olur? Dost olduğumuzu sanıyordum. Senin gibi dost olmaz olsun, evet. Yılan bile senden iyidir. En azından arkadan saldırmıyor. Suri! Kapa çeneni, kapa! Evet, sen kapa çeneni. Suri! Bırak! Ne yapıyorsun sen? Dur! Çek ellerimi üstümden! Şimdi seni kavgaya öldürürüm. Tutuştular işte. Kavga ederlerken... Yüzük mutlaka düşecektir. Karına
Hepiniz delirdiniz lan. Ne yapıyorsunuz? Sinirler çocuk gibi kavgalıyorsunuz. Aklınızı mı kaçırdınız? Ne yapıyorsunuz? Durun. Durun. Sakin olun. Sakin olun. Böyle kavga ederseniz sırrımız ortaya çıkar. Sırlar sır olarak kalsın. Değil mi? Anladınız mı? Ayrılın hadi benimle gelin. Benimle gelin. Hadi. Bırakın. Buraya gel. Hadi. Bırakın beni. Seni yaşatmayacağım Zore. Seni yaşatmayacağım. Gidelim oradan. Bugünkü şansımızı kaybettik. Ama çok yakında beni amacıma ulaştıracaksınız. Hepiniz öleceksiniz. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ailemiz çok ilginç değil mi? Bağlarımız çok güçlü olsa da böyle kavgalar olabiliyor. Onların adına özür dilerim. Endişelenme. En azından ailene biraz güvenmelisin. İnsan ailesine her zaman güvenebilmeli ve sevebilmeli, değil mi? Evet öyle ama güvenemiyorlar. Güven kolaylıkla kırılabilen bir şeydir. En güvendiklerin sana ihanet eder. Yani birisi sana bir şey söylerse güvenin kırılır mı? Bugün oteldeki kim? Balcı karına güvenmedi. Öyle mi yapmalıyım? Sen benim karımsın. Hayat arkadaşına Hintçe'de ne deniyordu? Ardangil, hayatta her şeyi paylaşmamız gerektiğinde güvene ihtiyaç duyarız. Üzerimi değiştireyim. Ne oldu? Bir şeyin var mı? Bakayım. İyi misin? Acıyor mu? Hayır, iyiyim. Güvenmeyi öğren Şivani. Ancak böyle bağ kurarsın. Sana bir şey diyeceğim. Sanırım ben seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.